Bizi nereye götürüyorsun Uremov? Kralın emriyle Akheneton Sarayı'na. Harekete hazırlar komutanım. Gidiyoruz. Acaba size bir soru sorabilir miyim? Sizi dinliyorum başkahin Ankh-Mahu. Sorabilirsiniz. Size göre Amon-Hutep ya da yeni adıyla Akheneton bizi niçin görmek istiyor? Yargılamak için. Sizi Teps halkının huzurunda yargılamak istiyor. Halk arasında Amon'un konuştuğu bir heykel değil de canlı bir tanrı olduğu söylentisi var. Akheneton Amon'un nasıl konuştuğunu bilmek istiyor. Ben Akheneton'a cevap vereceğim. Ancak siz ki bizim dostlarımızdınız. Ve bizim desteğimizle Mısır orduları başkomutanlığına getirildiniz. Niçin bizi yalnız bıraktınız? Niçin? Sizden yardım bekliyorduk. Ben hala Amon'a tapıyorum ve size de saygı duyuyorum. Ancak Amon'dan önce Akheneton'a itaat etmeliyim. Çünkü o tanrının oğludur. Bütün Mısır kralları yarı tanrıdır. O benim ve bütün Mısır halkının kralıdır. Sizin için bir şeyler yapmak istiyorum ama yapamam. Bizi kimin yargılayacağını biliyor musunuz? Sanırım Yuzarsif. Yuzarsif hala bizden ne istiyor? Ne zaman bizi kendi halimize bırakacak? Bize sunduğu bütün nimetleri için Allah'a şükrediyoruz. Yüce Allah'ın lütuf ve iradesi olmasaydı, biz kıtlığı öngöremez ve etkili tedbirler alamazdık. Aksi takdirde bizi nelerin beklediğini herkes az çok tahmin edebilir. Nil'e bakın, nasıl da kurumuş, ovalara, tarlalara bakın. İşte bizim de kaderimiz bundan farklı olamazdı. Halihazırda birçok ülkenin insanları sizin yardımınıza muhtaç. Allah'ın inayeti olmasaydı şu anda sizler de o insanlar gibi muhtaç duruma düşerdiniz. Şu halde bu ilahi yardımların değerini bilelim ve Allah'a şükredelim. Sizler artık sapkınlığın işaretleri olan taştan ve tahtadan tanrılara tapmıyorsunuz. Onların yerine tek Allah'a taptığımız için hepimiz şükretmeliyiz. Bugünden itibaren Amon Tapınağı'nda tek Allah'a ibadet edilmesi emrini verdik. Allah hepimizin kalplerini hidayet nuruyla her zamankinden daha çok aydınlatsın. Amin! Amin! Yaşa Yuzarsif! Yaşasın Yuzarsif! Bilge Aziz! Seni bize Allah gönderdi. Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Şükürler olsun. Bilge Aziz, Mısır'ı doyuran Bilge. Benden daha güçlü olduğunu itiraf etmeliyim. Yuzarsif Radamon'u her zaman kendi hocası olarak kabul edecektir. Götürün onu. Radamon? Evet efendim. Benim Radamon.
Şimdiye kadar nerelerdeydin? Uzun yıllardır Horemhop'la birlikte kuzey ülkeleriyle savaşıyorduk. Bundan böyle her zaman benim yanımda ol. Ama Diyameni, biz neredeyiz? Burası neresi? Burası Yüzarsif Hazretlerinin evi. Sizi ben buraya getirdim. Siz Yusuf Peygamber'in eşi Asenat mısınız? Evet, ben Yusuf Hazretlerini çok sevdiğimi sanıyordum. Ancak nedimelerinizden işittiğim kadarıyla aşkı ve sevgiyi sizden öğrenmemiz gerekiyor. 30 yıllık ah ve ızdırapla dolu bir ömür sürmek. 30 yıllık ayrılık ve kavuşma özlemi. Andolsun Allah'a ki böylesi bir aşıklığı övmeli ve bu duruşu takdis etmeliyiz. Benim aşkım sizin ifade ettiğiniz kadar temiz değildi. Yusuf benim gibi günahlara bulanmış birinin aşkından uzaktır. Ben aşkımı hevesle, nefsani isteklerle kirlettim ve cezasını da çektim. Siz her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz. 30 yıl boyunca kınanmak, azarlanmak, ayıplanmak, aşağılanmak. 30 yıl boyunca. 30 yıl boyunca gözyaşı dökmek. 30 yıl boyunca sokak sokak aramak. 30 yıl boyunca koşup hiçbir şey elde edememek. Bu bana verilen büyük bir cezaydı. Her şeye katlandım. Bilgilerim yanınızda olduğum bu kısa sürede nedimelerinizden öğrendiklerimle sınırlı. Sizin hakkınızda hiçbir şey bilmeyişim ve sizin başınıza gelenlerden haberdar olmayışım beni mazur göstermez. Ben Yusuf'un niçin sizden habersiz olduğunu kendisine soracağım. Bu habersizliğin cevabını Yusuf vermelidir. Hayır, ne olursunuz Yusuf hakkında sakın böyle konuşmayın. Biraz bekleyin, ben hemen döneceğim. Yüzarsif Hazretleri nereye gittiler? Şu anda büyük salonda Akhenaton Hazretlerinin yanındalar efendim. Benimle gel. Asenat, durun. Asenat. Başıma gelenleri Yusuf nereden bilecekti ki? O bütün Mısır halkının dertleriyle ilgileniyordu. Dağ gibi sorunlar, üzüntüler onu kuşatmıştı. O sadece Züleyha'ya ait değildi ki beni düşünsün. Duydum ki tapınakta olduğunuz zaman Amon halkla konuşuyor ama siz yokken susuyormuş. Kahinler tarafından o kadar aşağılayıcı bir biçimde gizlenen Amon heykelinin konuştuğuna sen inanıyor musun? Boş nedenlerle sıradan insanları kandırabilirsiniz. Ancak Yüzarsif Hazretlerini kandırmak imkansızdır. İşin gerçeği şuydu. Amon heykelinin bulunduğu
yere yakın bir pencerenin arkasında durur, sesimi değiştirerek orada insanlarla konuşurdum. Sesin yankılanması Amon'un konuştuğunu sanmalarına yol açıyordu. Sen akıllı bir adamsın Ankh-Mahu. Niçin bu anlayış ve kavrayışınızı halkın yararına kullanmıyordunuz? Bir yalanın tekrarı, onu dillendiren kişinin de bu yalanı gerçek sanmasına yol açar. Bu tekrar bizim de Amon'un gerçekten tanrı olduğuna inanmamıza neden olmuştu. Dünyanın tatlı yüzü, halkın ahmaklığı ve cahilliği bizi azdırdıkça azdırdı. Halk böyle istiyordu. Biz de kendi yararımıza halkı kullanıyorduk. Tekrarlayıp durduğunuz yalanlar sizi buna inandırmış olmasın sakın. Halk aptal değildir. Gerçeği onlardan gizlediğiniz için yalanlarınızı gerçek sanmışlar. Hakkı ve batıyı kendilerine aynı anda sunun bakalım. Bakın hangisini seçecekler. Mısır Azizi'nin eşi hanımefendi Asenat huzura çıkmak istiyorlar. Söyleyin gelsinler. Hanımefendi Asenat'ın izin almaya ihtiyacı yok. Umarım Allah'ın peygamberi beni bağışlar. Çünkü kendilerini Kral Akhenaton'a şikayet etmek istiyorum. Asenat, bugün kahinlerin yargılanma günü. Benim yargılanmamı başka bir güne bırak. Benim acelem var. Bu yüzden bekleyemem. Kahinlerin yargılanmasını erteliyorum. Asenat konuşsun. Bütün hayatını Mısır halkının ruhen ve bedenen huzur bulması için harcayan Mısır Azizi Yüzarsif Hazretleri niçin yaşlı ve görme özürlü ihtiyar bir kadının durumunu görmezden geldi? Hanımefendi, hanımefendi, neyiniz var? Sözünü ettiğin yaşlı kadını nereden tanıyacaktım? Rüyalarıma girerek zihnimi kendisiyle meşgul etmişti. Sen şahittin. Onu nerede bulacaktım? Onu tanıdığınız halde ilgisiz kaldınız. Sizi yıllarca sevgiyle büyüttü ama içine aşk ateşi düşüp bütün benliğiyle yanıp tutuşmaya başlayınca da onu bırakıp gittiniz. O kadın Züleyha'dır. Züleyha mı? Hayır, bu mümkün değil. Züleyha güzel ve zengin bir asilzadeydi. O kadın nasıl Züleyha olabilir? Sizin aşkınız onu bu hale getirdi. 30 yıl sizi beklemiş. 30 yıl boyunca avare avare sokaklarda sizi aramış. Bütün varlığını, güzelliğini size feda etmiş. Ama siz ondan gafil kalmışsınız. Gerçek böyle değil Asenat. Bütün gerçekler anlattığın gibi değil. Kral Hazretleri
12 yıl önce beni Potifar ve Züleyha'nın attığı zindandan çıkardı. Biz Züleyha ve diğer asilzade eşlerinin nasıl Yüzasif Hazretlerine iftira attıklarına ve onu 12 yıl boyunca zindanda tuttuklarına şahit olduk. Hepsi ihanetlerini itiraf ettiler ve Yüzasif'in suçsuz olduğu ortaya çıktı. Ama ben zindandan çıkınca onlara ne yaptım? Hiçbir şey. Züleyha ve eşini cezalandırmadığım için Allah'a şükretmeliler. Ayrıca ben onca ihtişam ve servetleri varken Mısır'ın ikinci hanımefendisi olan Züleyha'nın bu hale düşeceğini nasıl bilebilirdim? O tepeden aşağı düşmüş. Onun gönlünü almalısın. İyi biliyorsun ki herkesten çok ben onun gönlünü almak istiyorum. Yıllardır rüyalarımda yaşlı bir kadın benden yardım istiyor. Onun dileklerini yerine getirmek tek arzumdur. İzin verirseniz ben Züleyha'yı görmeye gideyim. Hayır. Hepimiz bu bağrı yanık aşığı görmek istiyoruz. Eğer izin verirseniz Ben onu buraya getireyim. Onu buraya getirin. Allah Züleyha'nın büyük acılar çektiğini ve hatalarını telafi ettiğini buyuruyor. O şu anda Allah'a iman eden bir kadın. Şu halde onun gönlünü al. Onu kendine eş seç ve bil ki onun için edeceğin dua kabul edilecektir. Şunu asla unutma. Dua ve dilemek senden, kabul etmekse Allah'tandır. Allah'ın peygamberi bir mesaj mı aldınız? Evet, garip bir buyruk aldım. Züleyha'nın gönlünü alıp onu kendime eş seçmem emredildi. Bu yaşlı ve aciz kadınla evlenmek mi? O bu iş için çok yaşlı. Allah'ın emri bu bağrı yanık yaşlı kadınla evlenmem yönündedir. Senin gibi güzel bir işim varken başkasını gözüm görmez. O ne olursa olsun benim için fark etmez. Allah'ın peygamberinin teveccühüne teşekkür ederim. Eğer Züleyha güzel ve eşsiz biri de olsaydı, Allah'ın buyruğuna itaat ederdim. Hanımefendi Züleyha ve beraberindekiler huzura çıkmak istiyorlar.
Peygamberin kokusunu alıyorum. Asenat, sen misin? Allah'ın peygamberinin huzuruna çıktığımı zannediyordum. Sen misin Züleyha? Bir zamanlar bendim. Ama şimdi bütünüyle sensin. Arada bir Züleyha yok. Onca servetime ne olduğunu sormayacak mısın? Biliyorum. Hepsi Yusuf'un yolunda harcandı. O ihtişamlı hayatıma ne oldu diye sormayacak mısın? İşittim ki hepsini benim yolumda feda etmişsin. O güzelliğin, o çekiciliğin nasıl kaybolduğunu bana sormayacak mısın? Aşk acısı can yakıcı ve beden eriticidir. Şimdi söyle bakalım, Yusuf'a duyduğun aşk nerede? O aşk hala yerli yerinde. Onu bütün benliğimle büyüttüm. Gönlümde korudum Yusuf. Seni unuttuysam beni bağışla. İradesi bütün iradelerin üstünde olan beni senden uzaklaştırdı. Benim bir kusurum yok. Bana bu şekilde şefkat gösteren sen misin yoksa? Hayır. Sana bu şekilde lütufta bulunan Allah'tır. Sen şu anda biricik Allah'ın lütfuna mazharsın.
Ne diliyorsun benden? Sahip olmadığım ne dileyim? Sevgi istiyordum yanımda. Tanrı istiyordum, huzurundayım. Tek bir arzum var. Yusuf'u görmek. O da gören gözler istiyor. Ama bu da bende yok. Artık göremiyorum seni. Seni göremiyorum. Eğer sevgilinin gözlerini açacak gücü yoksa, Rabbinin var. Sen Rabbinden dile, ben de dua edeceğim. O dilerse gözlerin açılır. Yalvaran kulunun gönlünü aydınlattığın gibi, gözlerini de aydınlatacak bir ışık gönder. Ne yaptınız Yusuf? Ey peygamber, ben sizi... Sizi görüyorum. Ben görüyorum. İyi bak. Herkesi görüyor musun? Ben yalnız sizi görüyorum. Yani sizden başkasını görmek istemiyorum. Bir kez daha Yusuf'umu göreyim ve öleyim diye görmeyen gözlerimi açmasını dilemiştim Rabbimden. Geriye kalan bu kısa sürede sadece sizi görmek istiyorum. Rahatsız edici sıcak gözyaşları, benden ne istiyorsunuz? Bırakın bu son demlerimi Yusuf'umu doya doya görerek geçireyim. Endişelenme Züleyha. Allah'ın iradesi sana ikinci bir ömür bahşedecek. Böylece yıllardır çektiğin acı ve uzun bekleyiş telafi edilecek.
Allah'ın inayetini görüyor musunuz? İnanılır gibi değil. Züleyha'nın gözleri açıldı. Neden olmasın? Bir peygamber dua ettiğinde Allah onu kabul eder. Gözlerin açılması en basit mucizedir. Hanımefendi. Damla diyor beni. Ne kadar yaşlı ve bitkin görüyorsunuz. Bana adadınız. Ben sizi görüyorum. Sizi görüyorum. Sizler de Allah'ın lütuf ve inayetini görüyorsunuz, öyle değil mi? Ben ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım ey peygamber? Nasıl şükredeyim? Secde etmem yeterli mi? Ne olur söyleyin bana. Secde etsem olur mu? Evet. Şükür secdesinde bulun. Kulluğun en güzel tecellisi secdedir. Amon Tapınağı'nın rahipleri ne görüyorlar? Hala şüphe ediyor musunuz? Ben bir şey görmüyorum. Akıllı olduğumu az önce siz söylediniz. Şu halde bu oyunlara inanacak kadar aptal değilim ben. Hile ve yalanla geçen bir ömür sizi sağır, dilsiz ve kör yaptı. Ve bu sapkınlığınızdan asla dönmeyeceksiniz. Tek bir Allah'ın kudretine inanmak, Züleyha'nın gözlerinin açılması mı size aptalca geliyor? Ben her ikisinden de şüpheliyim. Bundan önce Züleyha'nın kör olduğuna hiç mi hiç inanmıyorum. Züleyha'nın kör olduğunu bütün şehir biliyor. Bunda şüphe yok ama ben şimdi sizin kör olduğunuzu düşünüyorum. Züleyha'nın kör olduğundan şüphelisiniz, öyle olsun. Peki, onun yaşlanıp çöktüğüne inanıyor musunuz? Eğer o genç ve güzel olursa iman eder misiniz? Bu çok açık. Ancak eğer ölüler hayat bulursa, karanlıklar aydınlığa çıkarsa, Züleyha da işte o zaman gençleşir.
Hanımefendi. Hanımefendi iyi misiniz? Yardım edin. Ne oldu? Yardım edin. Yardım çabuk. Edin acele lütfen. Edelim. Hanımefendi. Kendinize gelin. Evet Ankh-Morpork, Züleyha da gençleşti. Biliyordum. Binlerce kişiyi küfre, şirke ve putperestliğe sürükleyen bir kişi hiçbir zaman hidayet nuruyla aydınlanmaz. Hala Yuzarsef'in Rabbine iman etmeyecek misin? Hala aşağılık Amon'a tapmaya devam mı edeceksin? He? Ben Yuzarsif'e doğru gidiyorum. Ben artık Amon'a tapanlardan biri olmak istemiyorum. Söyle. Allah'ın peygamberi beni kabul eder mi? Hoş geldin Hufo. Hoş geldin. Efendim. Efendim. Hanımefendi. Hanımefendi Züleyha, kendinize gelin lütfen. Efendim, lütfen. Lütfen. Ayna. Ayna. Bu inanılır gibi değil. Allah böyle bir inayeti kimseye yapmaz. Allah seni çok seviyor Züleyha. Gözleriniz açıldığı için Allah'a şükretmeliyiz. Yine genç ve güzel olmanıza sevindim. Benim eskiden de gören gözlerim ve güzel bir yüzüm vardı. Ancak o zaman onların yaratıcısını tanımıyordum. Bu günahkar kuluna inayet ettiği için Allah'a şükrediyorum. Şükürler olsun sana Allah'ım. Efendim,
Yüzersif Hazretleri kapıda bekliyorlar. Hanımefendi Züleyha'yı görmek istiyorlar. Hayır, hayır, şimdi değil. Kendisinden özür dileyin. Şimdilik beni mazur görsün. Eğer izin verirseniz, Rabbimle birkaç gün yalnız kalmak istiyorum. Allah'tan başka hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Bu kaçınmanın nedeni ne? Ne olduğunu bilmiyorum. Ama şu anda kendilerini görmek benim için takdir edilmemiş. Benim adıma kendisinden özür dileyin.